Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe ders kitabında bulunan Kız Kulesi adlı metni yaşayacağız. Öncelikle hazırlık sorularından başlayalım arkadaşlar. Evet, hazırlık sorularında bizden ne istiyor? Hatırlarsanız arkadaşlar, yerli malı tutum haftasının en son bölümünde ne demiştik? Ülkemizin önemli mimari yapılarından şöyle fotoğraflar bulacaksınız arkadaşlar. Ben de baktım, buldum arkadaşlar. Bazılarını sizlere sergilemek istiyorum. Bunların hepsini arkadaşlar ne yapacağız sizlere? Bir şarkı formatında göstereceğiz. Böyle ülkemizin güzel mimari yapılarını da göreceksiniz. Aynı zamanda ülkemizin doğal güzelliklerini de aktaracağım bir şarkı olacak arkadaşlar. Yani 2 veya 3 şarkı hazırlamayı planlıyorum. Bekleyin, görün diyorum arkadaşlar. Dersimize, metnimizi okuyarak başlıyoruz. Evet, Kız Kulesi. Kız Kulesi'ni duymayanınız var mıdır bilmem. İstanbul'a gelenler görmüşlerdir. Gelmeyenler kartpostallardaki renkli resimlerden tanırlar. Konusu İstanbul'da geçen bütün filmlerde Kız Kulesi'ni hep gösterirler. Hem de birkaç kez. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, Kız Kulesi çok önemli. İstanbul'daki bütün vapurlar, deniz motorları, sandallar, yolcu gemileri denizin ortasındaki bu kulenin yanından süzülerek geçerler. Önünden geçerken düdük çalarak selamlarlar onu. İstanbul'un hemen hemen simgesi olmuştur Kız Kulesi. Gündüzleri apak görünümüyle göz alıcı bir güzelliği vardır. Çevresinde sürüyle martı kanat çırparak döner. Geceleri yanıp sönen feneriyle deniz taşıtlarına yol göstericilik yapan Kız Kulesi İstanbul Boğazı'nın girişinde kurulmuştur. İstanbul Limanı girişindeki kayalığın üstündedir. Denizin ortasındaki bu kayalığa iri ak bir martı tülemiş gibidir. Çağlar boyu hiç uçmadan orada oturmaktadır. 2000 yılında kule geçirdiği onarımla çay içilip yemek yenilen bir yapıya dönüştürülmüştür. Evet arkadaşlar, bu metni Adnan Özyalçıner yazmış. Kız Kulesi ile ilgili bilgilerimizin yer aldığı bu metni. Evet, diyor ki görsellerden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız ve tahminlerinizin doğru olup olmadığını anlamak için sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Arkadaşlar, ben tahminden de ziyade sizlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İsterseniz renkli sözlüklerinizi, isterseniz de Türk Dil Kurumu'nun kendi web sayfasını ziyaret ederek arkadaşlar kelimeleri bulabilirsiniz. Ne yazacağız arkadaşlar? Sözlük.go.tr. Sonrasında istediğimiz kelimeyi burada arayacağız, arama butonuna tıklayacağız ve istediğimiz kelime hem anlamıyla hem de örnek cümleyle önümüze çıkacak arkadaşlar. Evet, şimdi kule ile ilgili sözlükte ne yazıyor? Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı. Evet, cümlemiz ne? Kız Kulesi İstanbul'un simgesidir. Evet, hakikaten doğrudur arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Vapur diyor. Vapur ne anlama geliyor arkadaşlar? Su buharıyla çalışan gemidir. Evet, genellikle yolcu taşımacılıkta kullanılıyor arkadaşlar. Bizim cümlemiz ne? Vapurda martılara simit attım. Evet arkadaşlar, sizin cümleniz biraz daha farklı olabilir değil mi? Peki deniz motoru? Deniz motoru, deniz yollarında yolcu taşımaya yarayan pervaneli ve patenli motorlu gemidir arkadaşlar. Evet, deniz motoru çok hızlıydı diye bir cümle kurdum. Siz hangi cümleyi kurmak isterseniz onu kurabilirsiniz. Sandal ise anlamı çok basit. Arkadaşlar, gördüğümüz küreklerden de gördüğümüz kadarıyla insan taşıyacak biçimde yapılmış kürekle yürütülen deniz teknesi. Evet, sandalda kürek çeker balık avlardık. O eski günler. Peki martılar. Martılar nedir arkadaşlar? Çoğu beyaz renkte, eti yenmez, yüzücü, perde ayaklı deniz kuşlarının ortak adına biz martı diyoruz arkadaşlar. Cümlemiz ne? Denizin üstünde süzülen martılar en güzel yol arkadaşlarımdı. Arkadaşlar, eğer siz İstanbul'a giderseniz, denize, İstanbul Boğazı'na giderseniz göreceğiniz en güzel şey martılar olur arkadaşlar. Bingöl'de ise kargalar.
Devam edelim arkadaşlar. Deniz feneri. Evet, deniz feneri ise kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren ve tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan fenerdir arkadaşlar. Yani diyor ki gelme buraya, gelme. Evet, cümlemiz de deniz feneri olmazsa denizde çok kazalar olur. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Peki liman nedir arkadaşlar? Gördüğümüz gibi böyle gemilerin yanlarına biriktirdiği bu yere biz ne diyoruz arkadaşlar? Evet, gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak limandır arkadaşlar. Peki cümlemiz ne? Gemiler limana yanaştı. Evet, resimdekini söyledik arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Metnin içeriğinde geçmeyen yerlere ait görselleri işaretleyiniz. Dikkat edin, geçmeyen yerler diyor arkadaşlar. Geçenleri işaretlemeyeceğiz. Evet, hemen başlıyoruz arkadaşlar. İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı geçiyor muydu? Evet, geçiyor. Öyleyse onu işaretlemiyoruz. Devam ediyoruz. Galata Kulesi, ne kadar da güzel bir yer, ama metinde geçiyor muydu? Hayır öğretmenim, geçmiyordu. Öyleyse işaretliyoruz. Peki, peki, Anadolu Hisarı geçmiyordu. Öyleyse bunu da işaretliyoruz arkadaşlar. Peki Kız Kulesi, öğretmenim zaten metinde Kız Kulesi gözüküyor. Evet, onu işaretlemiyoruz. Peki ya Edirne Selimiye Camisi? Evet, öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu işaretliyoruz. Dolma Bahçe Sarayı. Ben öyle bir şey duymadım arkadaşlar. Evet. Dolma Bahçe Sarayı'nı da işaretlemiyoruz. Öğretmenim bunları nereden buldunuz? Çoğunu internette araştırdım, buldum arkadaşlar. Bir iki tanesini de gördüm yani. İstanbul'u gezdim. Üçüncü etkinliğe geliyoruz. Üçüncü etkinlikte arkadaşlar sorular soracak, bizler de cevaplayacağız. Haydi başlayalım. İlk üç sorumuz gelsin. Kız Kulesi nerededir diyor. Neredeydi? İstanbul'daydı arkadaşlar. İstanbul'a gitmeyenler Kız Kulesi'ni neredeki resimlerden görmüş olabilirler? Kartpostallardaki renkli resimlerden görmüşler değil mi arkadaşlar? Peki İstanbul'daki hangi araçlar Kız Kulesi'nin yanından geçer? Hangileri geçmez ki? Vapurlar, deniz motorları, sandallar, yolcu gemileri geçer. Peki peki peki, sıradaki 3 soru. Kız Kulesi İstanbul'un neyi olmuştur? Tabii ki de hemen hemen simgesi olmuştur arkadaşlar. Çünkü konusu İstanbul'la ilgili olan her türlü filmde, dizide, belgeselde onu görürüz arkadaşlar. Peki Kız Kulesi gündüzleri nasıl gözükür? Apak bir görüntüsü vardır. Böyle apaçık. Güzel. Peki Kız Kulesi'nin geceleri görevi neydi? Evet. Feneriyle deniz taşıtlarına yol gösteriyordu arkadaşlar. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Kız Kulesi neredeki kayalığın üstündeydi arkadaşlar? Evet. Evet evet, İstanbul Limanı vardı, oranın girişinde kayalığın üstündeydi değil mi? Peki 2000 yılında Kız Kulesi nasıl bir değişikliğe uğramıştı arkadaşlar? Hatırlıyoruz, çay içilip yemek yenilen bir yapıya dönüştürülmüştü arkadaşlar. Peki dördüncü etkinliğe geliyoruz. Kelimeleri inceliyoruz ve eş veya zıt anlamlısını bulmak üzere kelimeler belirleyip yazıyoruz. Bu kelimelerin eş ya da zıt anlamlarını birer cümlede kullanarak yazıyoruz arkadaşlar. Peki benim bulduğum kelimeler neler? Gündüz, haliyle zıt anlamlısı gece. Kara, ak. Peki eş anlamlı kelimeler? Böyle biraz daha önceden bilmediğimiz kelimeler olsun istedim. Onarım, yani tamirat ve konu, mevzu. Cümlelerde kullanalım bunları arkadaşlar. İlk cümlemiz gelsin. Gece gündüz bilgisayarın başından ayrılmıyor. Ah ah arkadaşlar, benim hakkımda eleştiriler bunlar. Ama hepsi sizin için. Kara saçlarına aklar düşmüş. Ah canım annem. Arkadaşlar, aklımıza onlar geldi. Bisikletimi onardım. Evet, onarmak, tamir etmek. Onu da kullanıyoruz. Konuyu tekrar dinledim. Evet, bunları kullanıyoruz. Peki öğretmenim, daha başka kelimeler kullanabilir miyim? Tabii ki de kullanabilirsin canım benim. Kesinlikle. Sen bunu yapabilirsin. Evet, şimdi de metinle ilgili görseller metnin içeriğini yeterince yansıtıyor muydu? Bence arkadaşlar yansıtıyordu. Çünkü Kız Kulesi, martılar, deniz, İstanbul Boğazı hepsini içerisine almış arkadaşlar. Evet, bir resim de biz yapalım arkadaşlar. Böyle güzel bir resim olsun.
böyle kara kalem çalışması. Bu arada öğrencilerimizle Kız Kulesi çalışması yapmıştık daha öncesinden. Zaten biliyorsunuz bu kayıtları derslerimizi yaptıktan sonrasında gelemeyen arkadaşlarımız için yapıyoruz. Arkadaşlar haliyle biraz gecikme olabiliyor. Evet, bir metin okuyacağız 6. etkinlikte ve bu metin bir günlük arkadaşlar. Günlüğü okuyarak soruları cevaplandırınız diyor. Haydi başlayalım. Sevgili günlük, bugün Temmuz ayının 27. gün. Babam bizi erkenden uyandırdı. Kahvaltı edip hızlıca eşyalarımızı arabaya yükledik. Evet, ne varmış bakalım. Gün ağrırken yola düştük. Babam oldukça keyifliydi. Annem de keyifliydi ama sanki biraz uykusu vardı. Babam, acele etmeyelim, yavaş yavaş yolumuz üstündeki tarihi yerleri gezerek gidelim dedi. Bu fikir hem benim hem de annemin çok hoşuna gitti. Önce İzmir'de Efes harabelerini gezdik. Annemin dediğine göre burası yüzyıllar önce yapılmış. Bizden başka hem yerli hem de yabancı birçok turist vardı. Oradan ayrıldıktan sonra Kuşadası'na uğradık. Orada da Kuşadası Milli Parkı'nı gezdik. Çok güzel bir yerdi burası. Marmaris'te de Marmaris Kalesi'ni ve Hafsa Sultan Kervansarayı'nı gezdikten sonra akşam saatlerinde Datça'ya vardık. Ne kadar da güzel bir yer değil mi arkadaşlar? Anadolu dört bir yanı gezilecek, görülecek, tadına doyum olmayacak çok harika bir yer. Gezsen Anadolu'yu şarkısı yapsam mı acaba ya? Yapayım. Evet, devam edelim arkadaşlar. Peki sorularımıza geleceğiz burada. Sorularımızı şöyle bir gözden geçirelim. Ne diyor? Günlük yazarı günlüğüne nasıl hitap ediyor? Sevgili günlük diye hitap ediyor. Peki yazar hangi gün yaşadıklarını yazmış? Evet, 27 Temmuz'daki yaşadıklarını yazmış arkadaşlar. Peki. Yazar ve ailesi nereleri geziyorlar? Şöyle bir bilelim. İzmir'de Efes Harabelerini, Kuşadası Milli Parkı'nı, Marmaris'te de Marmaris Kalesi'ni ve Hafsa Sultan Kervansarayı'nı geziyorlar. En sonda nereye gidiyorlar? En sonda Marmaris'te Hafsa Sultan Kervansarayı'nı geziyor ve Datça'ya varıyorlar. Peki devam ediyoruz. Siz de bir günlük yazarı olabilirsiniz arkadaşlar. Her gün yaşadıklarınızı yazdığınız günlükleri bir ömür boyu saklayabilirsiniz. Hele hele korona sürecinde. Düşünsenize, bunları yazdığınız zaman vay be neler yaşamışım ben diyeceksiniz arkadaşlar. Evet, çok sonraları günlüğünüzü açıp okuduğunuzda anılarınız gözlerinizde canlanacak. Ayrıca okuduğunuz kitapları, arkadaşlarınızla oynadığınız oyunları, yaptığınız etkinlikleri yazsanız fena mı olur ya? Peki, hadi geç kalmadan hemen bugün başlayın arkadaşlar. Hitap sözünüz sevgili günlük olabilir, merhaba günlük olabilir, güzel günlük olabilir. Aklınıza gelen başka bir hitap sözü de kullanabilirsiniz. Bu artık size kalmış. Günlüğünüzü yazarken sayfanın tamamını kullanmaya özen gösterin. Yazın ya. Yazma düzenine de sayfa temizliğine de dikkat edin arkadaşlar. Peki şimdi bitiriyor muyuz? Evet bitiriyoruz. Ama anneniz veya babanız için bir şiir yazacaksınız arkadaşlar. Benim öğrencilerim bunu yaptı. Harika şiirler geldi bana arkadaşlar. Ve onlarla ilgili güzel güzel çalışmalar yaptım arkadaşlar. Sizi o şarkıya yönlendireceğim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. İyi günler.